Fizik 8.01 Klasik Mekanik 11. Ders. Bugün sadece iş ve enerjiden bahsedeceğiz. İlk olarak tek boyutlu duruma ele alalım. Kuvvetin yapmış olduğu iş, cisim A noktasından B noktasına gittiğinde, burası A noktası ve burası B noktası kuvvet bu yöndedir veya ister bu yönde isterse diğer yönde olsun kuvvet ve dx aynı yönde ise iş a noktasından b noktasına bu kuvvetin dx integrali olur. İşin biriminin newton metre olduğunu görebilirsiniz. İş birimi newton metredir. Bunu joule olarak adlandırırız. Eğer bu yönde birden fazla kuvvet varsa bu kuvvetleri vektör olarak toplarsınız ve bu kuvvetlerin yapmış olduğu iş budur. İş skalardır. Böylece sıfırdan büyük, sıfır ya da sıfırdan küçük olabilir. Kuvvet hareket yönünde ters yönde ise bu durumda iş sıfırdan küçüktür. Eğer aynı yönde iseler bu durumda iş sıfırdan büyüktür. F eşit ma'dır. Bu nedenle bunu m dv bölü dt olarak yazabilirim ve dx yerine v dt yazabilirim. Bunu yerine koyarım. Böylece a'dan b'ye giderken yapılan iş a'dan b'ye integral çarpı m kere dv dt şeklinde olan kuvvet çarpı vdt şeklinde olan dx'tir. Şimdi ne yapabileceğime bakınız. Zamanı yok edebilir ve integrali hız üzerinden alabilirim. İntegral v a hızından v b hızına kadar m çarpı v çarpı dv olur. Bu çok kolay bir integraldir. Yani 1 bölü 2 mv karedir ve bunu va ve vb arasında almak zorundayım. Yani 1 bölü 2 mvb kare eksi 1 bölü 2 mv a karedir. 1 bölü 2 mv kareye fizikte kinetik enerji deriz ve bazen büyük K yazarız. Bu hareket enerjisidir. Ve böylece kuvvetin A'dan B'ye hareket etmesiyle yapılan iş B noktasındaki kinetik enerji eksi A noktasındaki kinetik enerjidir. Ve bu iş-enerji teoremi olarak adlandırılır. Eğer iş pozitif ise bu durumda A noktasından B noktasına giderken kinetik enerji artmaktadır. Eğer iş sıfırdan küçük ise bu durumda kinetik enerji azalır. Eğer iş sıfır ise bu durumda kinetik enerjide bir değişiklik olmamıştır. Basit bir örnek yapalım. Bu iş enerji teoremi uygulaması. A noktasından B noktasına taşımak istediğim bir cismim var. Bunu yer çekimini yapmasını istiyorum. Ona bir hız veriyorum. Bu V A hızı. Ve aralarındaki mesafe h ve bu benim artan y değerim olsun. Cisim m kütlesine sahiptir. Bu nedenle kuvvet olarak mg yer çekimi kuvveti vardır. Eğer ona bir vektör gösterim vermek istiyorsam, bu m çarpı g y şapkadır. Çünkü bu benim artan y değerimdir. Cisim b noktasına ulaştığında durma durumuna gelir. Ve şimdi sizlere H'nin değerinin ne olduğunu soracağım. Bunu geçmişte farklı bir şekilde yapmıştık. Şimdi bunu sadece enerjiyi göz önünde bulundurarak yapacağız. A noktasından B noktasına giderken yer çekimi kuvvetinin yaptığı işi yazabilirim. Ve bu iş kesinlikle negatiftir. Kuvvet bu yöndedir ve hareket bu yöndedir. O nedenle A'dan B'ye giderken yer çekiminin yapmış olduğu iş eksi MGH'ye eşittir. Bu B noktasındaki kinetik enerji olmalıdır. Böylece B noktasındaki kinetik enerji eksi A noktasındaki kinetik enerji sıfır olur. Çünkü burada durmaktadır. Bu durumda 1 bölü 2 MVA kare eşit MGH olur. M'ler sadeleşir ve ulaşacağı yüksekliği VA'nın karesi bölü 2G olarak elde edersiniz. Ve bu daha önce gördüğümüz bir şeydi. Bunu geçen derslerde türetmek bizim için çok kolaydı. Fakat şimdi bunu tamamen enerjiyi göz önünde bulundurarak yaptık. İkinci bir örnek yapmak istiyorum. Cismi A'dan B'ye kaldırıyorum. Ben Walter Levin'im. Onu A'dan alıyorum. Burada bir hız yok. Ve A sıfır. Burada da bir hıza sahip değildir. Ve onu buradan buraya getiriyorum. Bu yönde bir Mg çekim kuvveti var. Walter Levin tarafından uygulanan kuvvet bu yönde olmalıdır. O halde hareket ve benim kuvvetim aynı yöndedir. Böylece yaptığım iş açıkça pozitif Mgh'dir. Cisim, A noktasından B noktasına gittiği zaman Walter Levy'nin yaptığı iş artı MGH'dir. Yer çekiminin yapmış olduğu iş eksi MGH'dir. Bunu biraz önce gördük. Böylece yapılan iş net olarak sıfırdır ve orada gerçekten kinetik enerjide bir değişiklik olmadığını görmektesiniz. Burada başlangıçta hiçbir kinetik enerji yoktu ve orada da hiçbir kinetik enerjisi yok. Eğer evrak çantamı alır ve buraya kaldırırsam pozitif iş yaparım. Eğer evrak çantamı alır ve aşağıya indirirsem negatif iş yaparım. Pozitif iş yaptığında yerçekimi negatif iş yapar. Şimdi yaptığım gibi negatif iş yaptığım zaman yer pozitif iş yapar. Bunu bütün gün boyunca yapabilirim ve yapmış olduğum net iş sıfırdır. Pozitif iş, negatif iş. Pozitif iş, negatif iş. Çok yorulurum. Yorulma ile yapılan işi sakın karıştırmayın. Hiç iş yapmamış olabilirim ama çok yorgun olabilirim. Eğer burada 24 saat böyle durursam yorulacağım konusunda hepimizin belli bir fikri olduğunu sanırım. Hiçbir iş yapmam. Evrak çantasını buraya koyabilirim ve sadece masa benim için evrak çantasını tutar. Yani herhangi bir iş yapmadan çok yorgun olabileceğiniz açıktır. Bu fizikte işi tanımlama şeklimizdir. Şimdi bir boyuttan üç boyuta geçelim. Göreceğiniz gibi çok farklı değildir. 3 boyutta A noktasından B noktasına gidiyorum. Ve şimdi sadece x yönünde bir kuvvetim olmayabilir fakat kuvvet her yöndedir. Şimdi A'dan B'ye gidince kuvvetin yapmış olduğu iş F nokta çarpım DR'dir. R üç boyutlu konumdur ve dr küçük bir yer değiştirmedir. Eğer bu A'dan B'ye gitme durumu ise o zaman dr budur. Eğer bu yönde gidiyorsanız çok küçük bir dr vektör olur. Ve burası bu küçük dr vektörü olacaktır. Ve kuvvetin kendisi burada ise bu şekilde Orada ise bu şekilde olacaktır. Açıkçası kuvvet bu gidilen yolda değişebilir. Kuvvet Fx x şapka artı Fy y şapka artı Fz z şapka şeklinde olsun. Ve DR'nin genel vektör gösterimini dr eşittir dx x şapka artı dy y şapka artı dz z şapka şeklinde yazalım. Bundan daha genel olamaz. Cisim A'dan B'ye hareket ettiği zaman kuvvetin yaptığı iş bu F çarpı dr'nin integralidir. İlk olarak DR'nin entegralini küçük yer değiştirmesi üzerinden alalım. Bu durumda DW işini elde ederim. Bu basit olarak fx çarpı dx'tir. Bu bir skalerdir, bir nokta çarpımıdır. Artı fy dy artı fz dz. Eğer kuvvet dr mesafesi kadar yer değiştirirse bu çok küçük bir iş miktarıdır. Şimdi tüm W işini elde etmek için tüm yol boyunca integral almam gerekir. A'dan B'ye yani A'dan B'ye integral A'dan B'ye integral artık buna ihtiyacım yok. A'dan B'ye integral A'dan B'ye integral. Başarıyla bitirdik çünkü zaten bunu yapmıştık. Bu tek boyutlu bir problem ve bu tek boyutlu problem durumunda zaten sonucu biliyoruz. Entegral f'te x bunu 1 bölü 2 m ve b kare eksi m ve a kare olarak elde ettik. Bu durumda açıkça hız x yönündedir. Çünkü bu tek boyutlu bir problemdir. Ve tek boyutlu problem ele aldığım hızın bu yönde bileşeni olduğunu gösterir. Bu yüzden 1 bölü 2 m vb kare ve bu x bileşeni eksi v kare ve bu da x bileşenidir. Bu da aynı zamanda tek boyutlu bir problemdir. Şimdi hızın y bileşenini ele alma haricinde her şey aynıdır. Böylece 1 bölü 2 m ve m çarpı VBY kare eksi VAY kare artı 1 bölü 2 MVBZ kare eksi VAZ kare elde ederim Ve şimdi başarıyla bitirdik. Çünkü burada gördüğünüz şey X yöndeki bileşeni V kare Y bileşeni V kare Z bileşeni. Ve eğer bu üçünü toplarsanız bu durumda hızın karesini elde edersiniz. Süretin karesini elde edersiniz. Eğer bu işlerimi toplarsanız VB kareyi elde edersiniz. Bu arada M'yi unuttum. Oraya M koyalım. 1 bölü 2 çarpı M VB kare ve burada AX kare AY kare AZ kare eksi ve a kareyi görmektesiniz. Ve daha önce elde etmiş olduğumuz aynı sonucu elde ettik. Yani yapılan iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Her zaman bunları süret olarak düşünebilirsiniz. Hızın karesi süretin karesidir. Bu hızın büyüklüğünün karesidir. Tamam. Yer çekimine dönmek istiyorum ve 3 boyutlu durumda çalışmak istiyorum. Bu x olsun. Bu y olsun ve bu z olsun. Ve burası y'nin artan değeri. 3 boyutta A noktası burası ve B noktası ve B noktası burası. Böylece üç boyut hakkında kabaca fikir edinebilirsiniz. ve h, yb eksi -YA, ya eşittir. Bu verilmiştir. A ve B arasındaki bir yükseklik farkı söz konusudur. Yer çekimi kuvveti var. Cisim A'dan B'ye hareket ediyor. Bunun rastgele bir yoldan hareket ettiğini farz edelim. Tabii ki ağırlık kendi başına bunu yapamaz. Eğer böyle garip bir şekilde giderse başka bir kuvvetin olması gerekir. Fakat sadece şimdi yer çekimi tarafından yapılacak işi hesaplıyorum. Şimdilik diğer kuvvetleri imal edeceğim. Sadece yer çekiminin yaptığı işi bitirmek istiyorum. Cisim M kütlesine sahiptir. Bu nedenle MG kuvveti var ve kuvveti vektör gösteriminde yazabilirim. Bu yöndedir. Şimdi sadece FY için bir değerinin olduğunu biliyorum. Fakat FX'in değeri yoktur ve FZ'nin değeri yoktur. Onlar sıfır. Ve böylece FY eşit eksi MG. Ve böylece eğer şimdi A'dan B'ye giderken işi hesaplarsam bu A'dan B'ye giderken F nokta çarpım DR'nin integralidir. Ve sahip olduğum tek terim yalnızca Y yönü ile ilgili olandır. Diğer terimlerin herhangi bir katkısı yoktur. Böylece A'dan B'ye giderken F'ye dy'nin integrali olur. Ve bu eksi Mg'ye eşittir. Çünkü eksi Mg çarpı Yb eksi Ya var. Ve bu eksi Mg çarpı H'dir. Burada bunun tamamen seçtiğim yoldan bağımsız olduğunu görmektesiniz. Nasıl hareket ettiğim önemli değil. Önemli olan tek şey A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkıdır. Eğer B A'dan yukarıda ise H sıfırdan büyük olacaktır. Eğer B A'nın aşağısında ise sıfırdan küçük olacaktır. Eğer B A ile aynı yüksekliğe sahipse sıfıra eşit olacaktır. Her ne zaman bir kuvvet tarafından yapılan iş yoldan bağımsız ise sadece başlangıç ve bitiş noktaları tarafından belirleniyor ise bu kuvvet korunumlu kuvvet olarak adlandırılır. Ve bu fizikte çok önemli bir kavramdır. Bunu tekrarlamak istiyorum. Her ne zaman bir kuvvet tarafından yapılan iş bir noktadan diğerine giderken yoldan bağımsız ise, sadece başlangıç noktası ve bitiş noktası tarafından belirleniyor ise bunu korunumlu kuvvet olarak adlandırırız. Yer çekimi korunumlu bir kuvvettir. Bu çok açıktır. A noktasından B noktasına garip bir yoldan giderken bir iş yaptığımı varsayalım. Bu durumda yaptığım işin artı MGH olacağı çok açıktır. Çünkü kesinlikle benim kuvvetim tam olarak yer çekimiyle ters yöndedir. Yer çekimi ne zaman pozitif iş yaparsa ben negatif iş yapıyor olurum. Eğer onu pozitif iş yaptığım zaman ele alırsam yer çekimi negatif iş yapıyor. Yine tüm dikkatimi yalnızca yer çekiminin var olduğu bir duruma toplamak istiyorum. Sadece yer çekimi olduğu zaman bu durumda A'dan B'ye giderken yapılan eksi MGH işi eksi MG çarpı YB eksi YA'ya ya eşittir. Ve bu B noktasındaki kinetik enerji eksi A noktasındaki kinetik enerjidir. Bu iş enerji teoremidir. Buna dikkatlice bakın. Bunu yeniden düzenleyebilirim. B'li terimleri bir tarafa getirebilirim. A'lı terimleri bir tarafa getirebilirim. Bu durumda Mg çarpı Yb artı B noktasındaki kinetik enerji eşit Mg çarpı Ya artı a noktasındaki kinetik enerji ifadesini elde edebilirim. Ve bu gerçekten şaşırtıcı bir sonuçtur. Biz mgy'ye bir isim veririz ve bunu çekim potansiyel enerjisi olarak adlandırırız. Çoğu zaman bunun için pe yazarız ya da bunun için u yazarız. Ve burada gördüğünüz şey B noktasındaki kinetik enerji ile B noktasındaki potansiyel enerjinin toplamının A noktasındaki kinetik enerji ile A noktasındaki potansiyel enerjinin toplamına eşit olduğudur. Biri diğerine dönüştürülebilir, tekrar geriye dönüştürülebilir. Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüştürebilir ve potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştürebilir. Fakat mekanik enerji olarak adlandırdığımız bunların toplamı korunumludur. Ve mekanik enerji sadece eğer kuvvet korunumlu kuvvet ise korunumludur. Bu son derecede kullanışlıdır. Bunu birçok kez kullanacağız fakat çok dikkatli olmanız gerekir. Oldukça tehlikeli bir araçtır çünkü sadece kuvvet korunumlu olduğu zaman doğrudur. Yay kuvveti de korunumludur. Fakat örneğin sürtünme korunumlu bir kuvvet değildir. Eğer bir cismi buradan buraya hareket ettirirsem Bu cismi hareket ettirdiğimi ve doğrusal bir yol boyunca gittiğimi varsayalım. Bu durumda sürtünme negatif iş yapıyor, ben ise pozitif iş yapıyorum. Fakat şimdi buradan buraya bu yol boyunca gittiğimi varsayalım. Çok fazla iş yapmam gerektiğini görebilirsiniz. Sürtünme korunumlu bir kuvvet değildir. Sürtünme kuvveti sabittir ve sürtünme katsayısına bağlıdır. Kinetik sürtünme katsayısı daima aynıdır hareket ettikçe sürtünme kuvvetinin üstesinden gelmek zorundayım. Ve eğer burada bütün yolu izleyerek buraya gelir ve sonra istediğim bu noktaya geri dönersem, bu durumda en kısa mesafeden gitmeye kıyasla oldukça fazla bir iş yapmış olurum. Sürtünme bir kuvvetin korunulu olmadığının klasik bir örneğidir. Eğer bu sonuca bakarsam, çekim potansiyel enerjisi ve kinetik enerjinin toplamı yer çekimi kuvveti için korunumludur. Bu durumda sıfır kinetik enerjiyi nereye koyacağımız aşikardır. Sıfır kinetik enerji cisim herhangi bir hıza sahip olmadığı durumdur. Çünkü kinetik enerji eşit 1/2 bölü 2 mv kare'dir. Yani eğer cisim bir hıza sahip değilse bu durumda kinetik enerji yoktur. Peki ya potansiyel enerji? O zaman kesinlikle y yeah, eşit sıfır olduğu zaman potansiyel enerjinin sıfır olduğunu söyleyeceksiniz. Çünkü biz potansiyel enerjiyi böyle tanımlamıştık. Görüyor musunuz? Mg y çekim potansiyel enerjisidir. O halde y sıfır olduğu zaman u sıfırdır şeklinde düşünebilirsiniz. Böyle düşünmemek mantıklı değil. Fakat nerede y sıfırdır? Dünyanın yüzeyinde y sıfır mı? Veya ders salonunun zeminde y sıfır mıdır? Veya burada y sıfır mıdır? Ya da çatıda y sıfır mıdır? Uyu nerede sıfıra eşit olarak seçme konusunda tam olarak serbestsiniz. A ve B noktalarının birbirine oldukça yakın olduğu, yer çekimi iğmesi G'nin değerinin her iki noktada da neredeyse aynı olduğu sürece bu önemli değildir. Bu durumda önemli olan tek şey ne kadar dikey olarak ayrılmış olmalarıdır. Tek önemli olan şey UB eksi UA'dır. UB eksi UA MGH'ye eşit olacaktır. Sadece önemli olan H'dir. Ve bu durumda gerçekten istediğiniz yeri sıfır olarak seçebilirsiniz. Bunu görmek kolaydır. Burada A noktasının ve burada B noktasının olduğunu varsayalım. Ve bu uzaklığın H olduğunu farz edelim. Eğer A noktasındaki potansiyel enerjiyi sıfır olarak seçmeyi tercih edersem, burada bir sorun olmaz. Böylece bu u'yu sıfır olarak seçebiliriz. Bu durumda u'yu artı mgh olarak seçmeniz gerekir. Eğer hayır bunu yapmak istemiyorum, bunu sıfır olarak seçmek istiyorum derseniz olabilir. Bu durumda bu pozitif çekim potansiyel enerjisi olacaktır ve bu şundan bu kadar daha miktar fazla olacaktır. Eğer bunu sıfır olarak seçmek istiyorum derseniz kesinlikle aynı olur. Önemli olan potansiyel enerjiler arasındaki farkın ne olduğudur. Mekanik enerjinin korunumunu uyguladığımız zaman bize gerekli olan budur. Bize gerekli olan şey cismin kinetik enerjisinin nasıl değiştiğini değerlendirmektir. Yani nereyi sıfır olarak tercih edeceğiniz tamamen size kalmıştır. A ve B birbirine yakın oldukları sürece ve G yer çekimi iğmesinde gözle görülür bir değişiklik olmadığı durumda sıfırın seçimi size kalmıştır. Bu ders sona ermeden önce G'nin değiştiği durumları da ele alacağım. Dünyanın yüzeyinden çok uzaklara giderseniz G değişir. İlk olarak bunu yapalım. Mekanik enerjinin korunumu sonucuna bakalım. Çok güçlü bir kavramdır ve yer çekimiyle ilgilendiğimiz sürece bunu daima kullanabilirsiniz. Burada masanın üzerinde hız trenine benzer bir şey görüyorsunuz. Bu yönde bir cismi kaydıracağım. Onu biraz daha temizleyeyim. Bu hız treni burada. Bu bir daire ve sonradan yeniden yukarı gidiyor. Ve çemberin yarı çapı R olsun. Bu A noktası olsun. Onu sıfır hızıyla serbest bırakayım. Şimdi sürtünme olmadığını varsayıyorum. Bu B noktası olsun. Ve burayı Y eşit sıfır olarak belirliyorum. Ya da daha da önemlisi bunu U eşit sıfır olarak belirliyorum ve bu yön pozitif y yönü. A noktasında cismin bir hızı, bir sürati yoktur. Şüphesiz B'de hızı ve sürati olacaktır. Potansiyel enerjinin bir kısmını kinetik enerjiye dönüştürmüştür. Bu C noktasında maksimum hızla ulaşır. Hatta tüm potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmüştür. Ve bu D noktasında eğer bu noktaya ulaşırsa VD hızının olduğunu söyleyelim. Tamam. Bu seviyenin H kadar üzerinde A noktasından başlıyorum. Ve şimdi mekanik enerjinin korunumunu uyguluyorum. UA artı A noktasındaki sıfır olan kinetik enerjiyi biliyorum. Bu UB artı B noktasındaki kinetik enerjiye eşit olmalı. UC artı C noktasındaki kinetik enerjiye eşit olmalı. UD artı D noktasındaki kinetik enerjiye eşit olmalıdır. Bu eğer hiç sürtünme yoksa, eğer başka kuvvetler de yoksa sadece yerçekim varsa yazılabilir. Bu yüzden kaybımız yok. Hiçbir enerji sürtünme olarak kaybolmamaktadır. Bu yükseklik farkının 2R olduğunu biliyoruz. Ve şimdi bunu genel olarak Y terimi için yazabilirim. B noktasını alıyorum. Ve bunun sıfır çizgisinin Y kadar üzerinde olduğunu kabul edelim Bu durumda şimdi UA'yı y eşit yazabilirim. Bu başladığımda verilmiştir. Bu sahip olduğum tüm enerjidir. Bu benim toplam mekanik enerjimdir. Eğer bu U'yu sıfır olarak seçersem ve bunu yapmakta serbestim MGH eşit M, G, y artı Y konumundaki 1 bölü 2 MV kare yazabilirim. Bu burada gördüğünüz her nokta için geçerlidir. A'da, B'de, C'de, D'de ve her noktada geçerli olması gerekir. M'yi yok ediyorum ve böylece bunu V kare eşit 2G çarpı H eksi Y şeklinde özetleriz. Bu tüm noktalar için geçerli olmalıdır. Fakat bunun aynı zamanda D noktasında da geçerli olması gerekir. Ancak D noktasında çok önemli olan bir şey daha var. Bu bir gerekliktir. Bu merkezcil inmenin olması gereklidir. Ve bu A merkezcil inmesi bu yöndedir. Ve bu merkezcil inme cismin D noktasına ulaşması için gereklidir ve bu merkezcil ivme su kovasıyla oynadığımız durumu hatırlarsak v kare bölü r'dir. Ve bu büyük veya eşit g yer çekimi ivmesi olmalıdır. Eğer daha büyük değilse su kovası d noktasına varamayacaktır. Bu kullanacağım ikinci eşitliğimdir. Çok dikkatli bakın. V kare gr büyük veya eşit olmalıdır. Burada v kare eşit 2g çarpı h eksi y şeklinde bir denklemim var. Fakat d noktasında y 2r'ye eşittir. Böylece 2r yazabilirim. Ve bu gr'den büyük veya gr'ye eşit olmalıdır. G'ler birbirini yok eder. Böylece 2e eksi 4r, r'ye eşit ya da büyük olmalıdır. Böylece H 2,5 R'den büyük veya eşit olmalıdır. Bu fizik dersini alan neredeyse herkesin hatırlayacağı klasik bir sonuçtur. Bu hiçbir şekilde anlaşılır değildir. Eğer buraya bir top koyarsam ki bunu size birazdan göstereceğim ve topun bu hız aşağı doğru gitmesini sağlarsam sıfır seviyesinin üzerinde dairenin yarı çapının 2,5 katı bir yükseklikten bırakmadığım zaman bu noktaya varamayacaktır. bu noktanın altında herhangi bir noktadan bırakırsam bu noktaya varamayacaktır. Bunun hakkında bir düşünün. Bu kolayca tahmin edebileceğiniz bir şey değildir. Bu oldukça önemli bir sonuçtur fakat sezginize dayanarak söyleyebileceğiniz bir sonuç değildir. O evet, tabii ki hemen mekanik enerjinin korumundan çıkarılır. Eğer onu serbest bırakırsam bu arada iki buçuk yarı değeri buralarda bir yerdir. Eğer cismi bu noktanın çok altında bırakırsam bu noktaya varamayacaktır. Bunu yapalım. Gördünüz oraya ulaşamadım. Biraz daha yukarıdan yapıyorum olmadı. Biraz daha yükseğe çıkıyorum olmadı. Biraz daha yükseğe çıkıyorum hala olmadı. Şimdi iki buçuk işaretli yerden bırakıyorum. Ve şimdi oldu. Mekanik enerjinin korunumu cismin... Bu noktadan geçmesi için gereken minimum yüksekliğin yarı çapın iki buçuk katı olması gerektiğini söyler. Tabii ki orada hiç enerji kaybı yoksa, hiçbir mekanik enerji kaybı yoksa. Yani hiç sürtünme yoksa. Bu durumda eğer onu bu noktadan sıfır kinetik enerjiyle serbest bırakırsan bu noktaya tekrar geri gelecektir. Ama böyle değil. Her zaman öncelikle ray ile sürtünmesi ve tabii ki hava ile sürtünmesi vardır. Eğer onu buradan serbest bırakırsan buraya tekrar gelmesini bekleyemezsiniz. Muhtemelen oralarda bir yerde kalır bunu bile sonuna kadar yapamaz. Bunu deneyebiliriz. oh, burada bir yere geldi. Bu seviyeden daha düşük bir seviyeye. Tabii ki çok küçük bir sürtünme var ve bu kaçınılmaz. Tamam. Bu bir klasik örnek. Bu problemin verildiği pek çok örnek var. Bu sefer onu size vermeyeceğim. Fakat bu klasik bir problemdir. Genel fizik imtihanlarında bunu görebilirsiniz. Bu sadece mekanik enerjinin korunumu meselesidir. Şimdi A ve B noktalarının birbirinden uzak ve yer çekimi inmesinin artık sabit olmadığı duruma bakalım. Şimdi artık A noktası ve B noktası arasındaki potansiyel enerji farkının basitçe MGH olduğunu söyleyemezsiniz. Şimdi çok önemli bir kavramla ilgileniyoruz ve bu yer çekimi kuvvetidir. Dünyanın bir kütle üzerine veya Güneş'in bir gezegen üzerine etkisini düşünebilirsiniz. Tercih sizin. Mesafeler çok büyük olduğunda artık ilgilenmek istediğim şey bu. İlk olarak çekim potansiyel enerjisinin genel tanımını vereyim. Genel tanımı bir P noktasındaki çekim potansiyel enerjisi Walter Lewin'in bir kütleyi sonsuzdan P noktasına getirmek için yapmış olduğu iştir. Şimdi bunun fizikte çok alışık olunmayan bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Walter Lewin ne diye işin içine girdi? Bunu yer çekimiyle değiştirebiliriz. Çünkü benim kuvvetim daima eksi yer çekimi kuvvetiyle aynıdır. Ayrıca cisim sonsuzdan bu P noktasına geldiği zaman yer çekimi de eksi iş yapar. Sadece onu düşünmek istiyorum. Onu düşünmek benim için çok kolaydır, yapmış olduğum iş gibi. Eğer bu kavramı uygularsak, bu durumda öncelikle yer çekimi kuvvetinin ne olduğunu bilmek zorundayız. Eğer bu cisim büyük M kütleli ise, eğer istiyorsanız bu dünya olarak düşünebilirsiniz. Burada küçük M kütleli bir cisim var. Bu durumda bu ikisi arasındaki kuvvetin ne olduğunu bilmem gerekir. Ve bu şimdi Newton'un ifade ettiği evrensel çekim kanunudur. Evrensel çekim kanunu. Kanun küçük m kütleli cismi maruz kaldığı kuvvet. Buraya küçük m ve oraya büyük m koyacağım. Böylece küçük m cismi bu büyük m kütlesinin varlığından dolayı bir kuvvete maruz kalır. Eşittir küçük m çarpı büyük M çarpı Newton'un o dönemde değerinin ne olduğunu bilmediği bir sabit. Eğer kütleler arasındaki uzaklık R ise bölü R kare şeklindedir. Bu cisim için Newton'un üçüncü kanunu geçerli olduğundan etki tepkiye eşittir. Büyük M, küçük M ile göstereceğim bu kuvvet bu cismin bu küçük m kütleli cismin varlığından dolayı maruz kalacağı kuvvet ile büyüklük olarak aynıdır. Fakat ters yöndedir ve bu evrensel çekim kanunudur. Çekim her zaman çekicidir. Çekim çekicidir. Onu düşünmenin yolu budur. O her zaman çeker. İtme kuvvetleri gibi bir şey yoktur. Yer çekimi sabiti son derece düşük bir sayıdır. 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Birimi Newton çarpı metre kare bölü kilogram kare ya da böyle bir şeydir. Bu son derece düşük bir değerdir. Bu eğer her biri 1 kilogram olan ve aralarında 1 metre uzaklık bulunan iki cisme sahipsem, burası yaklaşık 1 metre, bu durumda birbirini çeken kuvvet 6, 67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton olduğu anlamına gelir. Bu son derece küçük bir kuvvettir. Eğer bu dünya ise ben buradaysem ve bu kütlem ise bu durumda bu denklem tarafından verilen bir kuvvete maruz kalırım. Bu durumda bu dünyanın kütlesi olur. Şimdi F eşit M'a ben buradayım, yer çekimi maruz kalmaktayım ve durumda maruz kaldığım yer çekimi mg bölü r kare ile verilir. Ve dünyadan farklı mesafelerde ya da güneşten farklı mesafelerde maruz kaldığım çekim ivmesinin r'nin karesiyle ters orantılı olduğunu görmektesiniz. Biz bunu daha önce gezegenleri ele aldığımızda ve düzgün dairesel hareket konusunu incelediğimizde ve merkezcil ivmeyi anlattığımızda tartışmıştık. biz tam olarak çekim ilmesinin 1 bölü R kare ile azaldığı sonucuna vardık. 10 kat daha uzakta olunca yer çekimi 100 kat azalır. Eğer dünyanın yüzeyinde duruyorsam, bu durumda tabii ki maruz kalacağım kuvvet, benim kütlem çarpı dünyanın kütlesi, çarpı çekim sabiti, bölü dünyanın yarı çapının karesidir. Aynen bu ders olduğumuz gibi bu MG olmalıdır. Eğer biz bir cismi düşürürsek bu yer çekimi ivmesidir. Ve bunun meşhur G olduğunu ve değerinin 9 onda 8 olduğunu biliyoruz. Orada 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram olan dünyanın kütlesini, çekim sabitini ve dünyanın yarı çapı olan 6400 kilometreyi yerine koyarsanız sonuç olarak iyi bilinen 9,8 metre bölü saniye kareyi elde edersiniz. Tamam. Amacım çekim potansiyel enerjisini sizlere dünya yüzeyine yakın olan özel durum için değil, tanımlandığı şekilde anlatmaktı. Şimdi, sonsuzdan bir P noktasına bir cismi getirmek zorundayız. ve yapmam gereken işi hesaplayacağım. Burada büyük M var. Ve burası P noktası. Ve sonsuz uzak, oldukça uzak. Orada bir yerde. Ve ben sonsuzdan küçük M kütlesine sahip bir cismiyle geliyorum. Ve nihayet P noktasında konumlanıyorum. Yer çekimi korunumlu bir kuvvet olduğu için ve kuvvet her zaman büyüklükçe aynı fakat ters yönlü olduğu için nasıl hareket ettiğim önemli değil. Her zaman aynı cevap verecektir. Bu yüzden belki de bunu kibar bir şekilde yapabiliriz ve cismi sonsuzdan sadece düz bir hat boyunca hareket ettirerek getiririz. Yer çekimi korunumlu bir kuvvet olduğundan hiç fark etmeyecektir. Sonsuz oralarda bir yerde. Maruz kalacağım, üretmek zorunda olacağım kuvvet bu kuvvettir. Benimkinin bu yönde olmasının haricinde ikisi de aynıdır. Bu R'nin artan değeridir. Eğer ben R noktasında isem benim kuvvetim artı mg bölü r kare olacaktır. Ve bu cisimden olan mesafe büyük r olsun. Sonsuzdan bir kuvvet ile bu yönde geldiğim zaman çekim potansiyel enerjisini gördünüz. Çekim potansiyel enerjisinin noktalar nerede olursa olsun daima negatif olduğunu gördünüz. Nerede olduğum önemli değil. Her zaman negatiftir. Bunun tuhaf bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Negatif potansiyel enerji. Evet ama bu sorun değildir. Sıfır seviyesini seçmenize bağlı olarak potansiyel enerji için burada negatif değerler elde edebileceğinizi hatırlayın. Bunun olağan dışı bir tarafı yok. Şüphesiz önemli olan şey çekim potansiyel enerjisini doğru olarak elde etmektir. Biz cisimden uzaklaştıkça çekim potansiyel enerjisi artmaktadır. İşte tüm mesele bu. Fakat onun pozitif veya negatif oluşu önemsizdir. Çekim potansiyel enerjisinin negatif olacağını hala hazırda biliyoruz. Ve şimdi sonsuzdan bu büyük R noktasına geldiğim zaman yapmam gereken işi hesaplayabiliriz. Walter in sonsuzdan cisimden bu büyük R yarıçapı kadar uzakta olan noktaya gelmesi için yapması gereken iş budur. Bunu dünya veya güneş olarak düşünebiliriz. İkisinden biri olabilir. Bu benim kuvvetimin sonsuzdan R'ye gelindiği zamanki integralidir. Ve bu kuvvet artı M, MG bölü R kare çarpı DR'dir. Çünkü bu R'nin artan değeridir. Bu çok basit bir integraldir. Bu eksi bir bölü R'dir. Bu durumda eksi M MG bölü R elde ederim ve bu sonsuz ile büyük R mesafesi arasındaki alınmadır. Eğer R yerine sonsuz yazarsam bunu sıfır olarak elde ederim. Bu durumda sonuç eksi M, MG bölü R olur. Ve bu cisimden herhangi bir büyük R mesafesindeki çekim potansiyel enerjisidir. Sonsuz da bu daima sıfırdır. Daha önceleri nereyi sıfır olarak seçme konusunda bir tercihe sahiptiniz. Dünya yüzeyine yakın olduğunuz zaman, G'nin değişmediği zaman bir seçeneğe sahipsiniz. Şimdi böyle bir seçeneğiniz yok. Şimdi çekim potansiyel enerjisinin sonsuzda sıfır olduğu belirlenmiştir. Şimdi bu fonksiyona bakalım ve bu fonksiyonun konuma bağlı olarak grafiğini çizelim. Burası sıfır, bu çekim potansiyel enerjisi, buradaki değerlerin tümü negatif, burada büyük R sembolü yerine küçük R'yi kullandım ve böylece grafik böyle bir şey olacaktır. Bu, 1 bölü R ile doğru orantılıdır. Eğer cismi A noktasından B noktasına hareket ettirirseniz, bu mesafe h'dir. Eğer A ve B birbirinden çok uzakta ise potansiyel enerjideki fark artık mgh değildir. Fakat potansiyel enerjideki fark bu değer ve bu değer arasındaki farktır. Ve bunu elde etmek için şu eşitliği kullanmak gerekir. Fakat eğer buradan buraya gidersem, yani eğer bir cismi alır ve buradan buraya gidersem potansiyel enerjinin artacağını görebilirsiniz. Önemli olan budur. Eğer dünyayı göz önünde bulundurursanız, dünyadan uzaklaştıkça artmaktadır. Eğer güneşi göz önünde bulundursanız, güneşten uzaklaştıkça artar. Burada elde ettiğimiz sonuç ile orada bulduğumuz sonuç arasında bir uyuşmazlık var mı? Cevap hayır. Aşağıdaki örneğe göz atmanızı istiyorum. Uzayda dünyanın merkezinden olan uzaklığı RA olan bir A noktası alın. Bunu dünyanın yüzeyinde alıyorum. Dünyanın yüzeyinden başlıyorum. Bu durumda yarıçap dünyanın yarıçapı olur. Ve şimdi dünyanın merkezinden biraz uzakta olan, sadece H kadar uzakta olan B noktasına gidiyorum. Yani H mesafesi dünyanın yarı çapından çok çok küçüktür. Şimdi A ve B noktaları arasındaki potansiyel enerjideki farkın ne olduğunu hesaplayabilirim. Bu eşitliği kullanabilirim. Ve bu eşitliği kullanmam gerekir. Ve bu eşitliği kullandığı zaman Taylor açılımını kullanabilirsiniz. Birinci dereceden Taylor açılımında hemen bulacağınız sonucun bu sonuç ile aynı olacağını göreceksiniz. Çünkü bu iki nokta için G değerleri oldukça yakındır. Bu durumda bu iki hantal terim arasındaki fark oldukça büyük olduğu halde bunun MGH olacağını göreceksiniz. İlerideki konularımızda çekim potansiyel enerjisinin 1 bölü R ilişkisini sık sık kullanacağız. Çekim potansiyel enerjisinin her yerde negatif olduğu fikrine çok alıştık ve sonsuzda çekim potansiyel enerjisinin sıfır olması fikrine de alışacağız. Bu ders salonunda olduğu gibi yeryüzüne yakın konumlarda olduğumuz sürece çekim potansiyel enerjisindeki değişimin MGH ile verildiği basitleştirmesini kullanmak daha uygundur. Bu MGH'yi daima Massachusetts Genel Hastanesi şeklinde aklımda tutarım. Bu böyle basit şeyleri hatırlamanın en kolay yoldur. Şimdi mekanik enerjinin korumuna dönmek istiyorum. Burada bir sarkaç var. 15 kilogram gelen bir cisim var. Ve onu bir metre yukarıya kaldırabilirim. Şimdi kaldırdım. Yani iş yaptım. Yapmış olduğum iş MGH'dir. Ben bu cismin potansiyel enerjisini 15 çarpı 10 yani yaklaşık 150 Joule arttırmış oldum. İnanın bana. Eğer cismin düşmesini sağlarsam bu durumda bu enerji kinetik enerjiye dönüşecektir. Eğer bu cismi 1 metre yükseklikten salındırırsam orada duracaksınız ve size çarparsa ölebilirsiniz. 150 Joule sizi öldürmek için yeterlidir. Yıkıcı top olarak adlandırılan bu aletleri binaları yıkmak için kullanıyorlar. Yeterince ağır bir cismi yukarıya doğru kaldırıyorsun, hatta bundan daha ağır, sonra serbest bırakarak salındırıyorsun. Bu durumda çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor ve bu şekilde bir bina yıkabiliyorsunuz. Sadece çarpmasını sağlıyorsunuz. Ve bina yıkıyor. Ve yıkımın tüm amacı bu. Olur. Bu durumda çekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümünü kullanıyorsunuz. Ben mekanik enerjinin korunumunun fanatik bir inananıyım. Ve hayatımı tehlikeye atmaya gönüllüyüm. Eğer bu kütleyi belli bir yükseklikten serbest bırakırsam bu durumda bu kütle daha yüksek bir noktaya asla gelemeyecektir. Eğer bu yükseklikten bırakır ve onu salındırırsam bu durumda buraya ulaştığı zaman bu daha yüksek olamaz. Çekim potansiyel enerjisinden kinetik enerjiye dönüşüm ve tekrar çekim potansiyel enerjisine dönüşüm vardır ve burada duracaktır. Tekrar geriye salındığı zaman burada durduğum zaman ona ilk hız vermediğim takdirde daha yüksek bir noktaya ulaşmaması gerekir. Mekanik enerjinin %100 korunduğuna inanıyorum. Kendime güvenmeyebilirim. Şimdi bu cismi serbest bırakacağım. Ve umarım buna sıfır ikiz verebilirim. Geri geldiği zaman benim çeneme dokunabilir fakat çenemi kıramaz. Sizlerin oldukça sessiz olmanızı istiyorum. Çünkü bu bir şaka değil. Eğer ona sıfır ikiz vermede başarısız olursam bu benim son dersim olacak. Gözlerimi kapatacağım. Bunu görmek istemiyorum. Lütfen çok sessiz olun. Neredeyse bütün gece uyumadım. 3 2 1 0 Fizik işliyor ve ben hala hayattayım gelecek derste görüşürüz